Dijital göçmen ve yerli kavramlarının yaratıcısı olan Amerikalı eğitimci yazar Mark Prensky, dijital yerlileri gözünü açar açmaz kendini iletişim teknolojilerinin içinde bulan kişi olarak tanımlar. İşte dijital yerlilerin bilinen 4 özelliği. 1. Mahremiyetine çok önem verir. Fakat her anını canlı yayınlar. 2. Etkinlikleri canlı izlemek ister. Fakat bir dijital araçla birlikte. 3. Tüm dünyayla etkileşim halindedir. Fakat gerçekte yapayalnızdır. 4. Bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilir. Fakat bilgiyi araştırmadan kabul eder. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. İnternet ve iletişim araçlarıyla birlikte coğrafi ve ekonomik sınırlar neredeyse ortadan kalkmış oldu. Buna karşılık artık fiziksel ya da mekansal yakınlık birbirimizle daha derin bir iletişim kurmak için yeterli olamıyor. Aynı evde anne, baba ve çocuk kendi ekranına gömülü vaziyette sanal dünyalarında zaman geçiriyor. Belki birbirleriyle göz göze gelemeden ya da tek kelime konuşmadan saatler geçirebiliyorlar. Dijital teknolojilerdeki gelişmeler X, Y ve Z kuşağı tanımını ortaya çıkardı. X kuşağı bilgisayarın yaygınlaştığı 1965 ile 1980 yılları arasında doğanları, Y kuşağı internetin yaygınlaştığı 1980 ile 1995 yılları arasında doğanları, Z kuşağı ise akıllı telefonların ve tabletlerin yaygınlaştığı 2000 yılı ve sonrasında doğanları kapsıyor. İstanbul Üniversitesi'nde sosyal medya eğilimleri üzerine yapılan çalışmaya göre X kuşağı yoğun olarak WhatsApp kullanıyor. Y kuşağının ilk tercihi Facebook olurken Z kuşağı YouTube kullanmayı tercih ediyor. Sosyal medya, dijitalleşme, hayatımıza giren teknolojiler ve bunlara karşı olan tutumlarımız aile içi bağlarımızı ve iletişim kalitemizi etkiliyor. Günümüz insanı gerçek hayatın sıkıntılarından kaçtıkça sanal dünyada teselli arıyor. Zamanla birbirinin dilinden anlamayan, aynı dili konuşamayan ebeveyn ve çocuklar ekranlara yaklaştıkça birbirinden uzaklaşıyor. Ailemle biz en çok mutfakta birlikteyiz, yemek yerken. Yemek yemeyi seven bir aileyiz. Oturup bir şeyler izlemek ya da kahvaltı sofrasında sohbet muhabbet etmek. Televizyon izliyoruz, sohbet ediyoruz. Babamla beraber bulmaca çözüyorum. Bir projeksiyonumuz vardı. Babam duvara yansıtırdı. Beraber film izlerdik. Daha sonra film üzerine de eleştiriler yapardık. Akşam saatlerinde sohbet etmek, televizyon izlemek ve yemek hazırlamak en fazla birlikte yaptığımız etkinlik diyebilirim. Açıkçası gün içinde ağırlıklı olarak nişanlımla daha çok görüşüyorum. Bu bana ne katıyor? Sonuçta sevdiğiniz insanla vakit geçiriyorsunuz. Annemle çok fazla konuşuyorum. Annemle çok fazla konuşmak o desteklediği için, hep yanımızda durduğu için aslında pozitif şekilde etkiliyor bizi. En çok iletişimde olduğum kişi çocukluk arkadaşım, en yakın arkadaşım, 20 senelik bir arkadaşım. Kişiler olarak da üniversitede aynı bölümde okuduğumuz insanlar ve bulunduğum kulüplerdeki kişilerle oluşturduğumuz WhatsApp grupları. Yakın arkadaşlarım, ablam yani mesajlaşma olarak. Şu anki ev arkadaşım. Bu kişiyle sürekli konuşuyor olmam benim daha çok sevgi ve ait olma ihtiyacımı karşılıyor. Sanal dünyaya onlar kadar aşina olmayan anne babalar çocuklarıyla iletişim kurmakta problemler yaşayabiliyor. Yeni neslin kullandığı kavramlar, beğenileri, ihtiyaçları, daha pek çok şey anne babalara tuhaf ya da anlaşılmaz gelebiliyor. Bu durumun bir çatışma oluşturmaması ve aile içi iletişimin kopmaması için ebeveynlerin çocuklarına sanal ortamda da eşlik etmesi çok önemli.
Çünkü çocuklarımızla iyi bir iletişim kurmanın sırrı onların dilini konuşabilmekten geçiyor. Bugünkü programın ilk konuğu çocuklar için eğitsel oyunlar tasarlayıp geliştiren, oyunların çocuklar üstündeki etkilerini araştıran doçent doktor Yavuz Samur. Yavuz Samur çalışmalarına Bahçeşehir Üniversitesi'nde devam ediyor. Çocukların dilini anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve her zaman da çocuklara biraz daha yakınlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu dil her ne kadar teknolojik bir dil olsa da çocukların dilini anlamak gerekiyor. Geçen gün benim oğlan gelmiş bana diyor ki, baba diyor, biliyor musun diyor, moblar karanlıkta spawn oluyor diyor. Ne oluyor oğlum diyorum, ya baba moblar karanlıkta spawn oluyor diyor. Yani şimdi karanlıkta bir şey oluyor ama işte diyor sen diyor tepepeden mi oynuyorsun, fepepeden mi oynuyorsun diyor. İşte diyor buraya zone düştü diyor, drop geliyor diyor, ben işte lootladım diyor. İşte ne yapıyorsun diyorum, level kasıyorum diyor. Dolayısıyla çocuğun dili olmuş artık bu ve bizim bu dili de öğreniyor olmamız gerekiyor. Çocuklarla bu dili de konuşabiliyor olmamız gerekiyor. Bu bölümün bir diğer uzman konuğu, dijital oyun ve oyun donanımları konusunda uzman olan, oyunlar üzerine içerik üreten ve kurucusu olduğu internet sitesinde çalışmalarına devam eden Burak Akmenek. Her şeyin temelinde aile yatıyor. Sizin ebeveyn olarak çocuğunuzun yanında bulunmanız, onun ne yaptığını kontrol etmeniz, gözlemlemeniz lazım ama şunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Bizim dönemimizdeki eski ebeveynlik ve eski yaşam şu an yok. Şu an bambaşka, çok hızlı bir dijital dünyanın içerisindeyiz ve burada yasaklar delinmek için var. O yüzden sizin çocuğunuzun yanında bulunup onunla bir arkadaş olarak onun yaptığı aktiviteye katılması en doğru olacak harekettir. Çocuğunuzun karşısına geçip onu yargılamak veya sorgulamak yerine onunla beraber oyun oynamak, onu anlamaya çalışmak burada en doğru davranış olacaktır. Geçen gün yine bir tane veli yazmış bana, diyor ki hocam diyor benim diyor kız bana bir şey söylüyor ama diyor ne dediğini bir türlü anlayamıyorum diyor, bana yardımcı olur musunuz diye yazmış. Ben dedim ne diyor kızınız size, hani yazın bakalım. Anne sen çok noobsun diyormuş kız. Ne? Anne sen çok noobsun. Ben proyum, sen noobsun. Yani ne kadar amatör olduğunu söylemeye çalışıyor size. Ama çocukların dilini öğrenmeye çalışın istiyorum ben de. Burada kısıtlamak veya yasaklamak yerine çocuğunuzla beraber onun ne yaptığını gözlemleyip öğrenerek onun yanında bulunmak aslında sizin de onun da işini çok kolaylaştıracaktır. Çünkü bu şekilde hem siz onunla beraber aktivite yapıp onu anlayıp daha iyi iletişim kuracaksınız hem de bunun yanında çocuğunuzun ne yaptığını daha iyi gözlemleyebileceksiniz. Aile, aile, aile. Lütfen bunu aklınızdan hiçbir zaman çıkartmayın. Aile kontrolü bu işin temeli. Bu anlamda sözlükler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklara yaklaşalım diye. Aksi halde çocuklardan uzaklaştığınızda ister istemez ne oluyor? Siz onların dilinden konuşamamaya başlamış ve çocukların dilinden anlamamaya başlıyor oluyorsunuz. O zaman çocuklar diyor ki sen beni anlamıyorsun. Ve anlamıyorsun çünkü. Onu öğrenmen lazım. Onunla ilgili de içeriklerle ilgili de konuşuyor olman lazım. O yüzden çocukların oynadıkları oyunları, sosyal medyada kullandıkları, takip ettikleri kişileri, kullandıkları içerikleri, gördükleri içeriklerle ilgili de çocuklarla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde çocuklardan uzaklaşıyoruz. Çocuklarımızın dilini konuşabilmek için sihirli formül, onlarla yeterince zaman geçirmek. Günümüz hız çağında bazı zamanlar ekranları ailece bir kenara bırakıp birbirimize ilgi ve özen göstermek hepimizin ihtiyacı. Ekranlarda geçirilen zamanlarda çocuklara eşlik etmek, onların ilgi duyduğu siteler, oyunlar, hesaplar ve içeriklerle ilgili sohbet etmek uzmanlar tarafından ısrarla öneriliyor. Dijital Çağda Ebeveynlik programının bir diğer uzman konuğu, siyasal iletişim, iletişim psikolojisi, haber sosyolojisi ve gazetecilik gibi konularda birçok ülkede konferans veren doçent doktor Ekmel Geçer. Çalışmaları üzerine kitapları da bulunan Geçer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde akademik kariyerine devam ediyor.
Medya araçları hiç olmadığı kadar hem çocuklarımızın elinde hem de bizim elimizde. Artık akıllı telefonlarımız var, tabletlerimiz var, iPad'lerimiz var ve iPod'larımız var. Kimimiz müzik dinliyor evde, kimimiz telefonundan arkadaşlarıyla yazışıyor evde, kimimiz bir film seyrediyor tabletinden ya da laptopundan ya da bilgisayarından. Ne oluyor? Ailede her bir birey bir köşeye çekilerek telefonuyla ve teknolojik cihazıyla meşgul olmaya başlıyor. Aslında belli sürelerde bunun böyle olmasında belki bir sakınca yok. Eğer bu durum uzarsa ve insanlar evin içindeki bireyler farklı teknolojik cihazlarla meşgul oldukları için herkes bir araya gelemiyorsa burada bir sorun meydana gelecektir. Burada yapılması gereken şey beraberce yapabileceğimiz bir takım aktiviteler üretebilmektir. Faraza, evet. Tabletlerde de, telefonlarda da çocukların oynayabileceği ve kendilerini geliştirebilecekleri bir takım oyunlar var. Anne babalar olarak çocuklarla oturup o oyunları pekala oynayabiliriz. İstediğimiz anlamda bir arama yaparak aile filmleri seçebiliriz, kültürel filmler seçebiliriz, tarihi filmler seçebiliriz. Ve birlikte ne yapabiliriz? Hep birlikte oturup çocuklarımızla birlikte o filmi seyredebiliriz. Dolayısıyla çocuklarla birlikte bir aktivite gerçekleştirmiş olur. Böylelikle anne, baba ve ailedeki bütün bireyler arasında bir etkileşim, bir iletişim söz konusu olabilir. İnternetin sağladığı olanak ve çeşitlilik her geçen gün artarken bazı insanlar sürekli yenilenen ve güncellenen dijital uygulamalara uyum sağlamakta zorlanıyor. Genç nüfusun kolaylıkla adapte olduğu dijital teknolojiler orta yaş ve üstü insanlar için bir bakıma ıstıraba dönüşüyor. Nesiller arasında artan yaş farkı dijital uygulamaları algılama ve kullanma becerisini düşürüyor. Yetişkinler sanal alemde yer alsa da dijital dünyanın diliyle konuşan çocuk ve gençleri anlamakta güçlük çekiyor. Durumu daha net bir şekilde anlamak için farklı yaş grubundan insanlarla bir deney yapıldı. 10'lu, 20'li, 30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlarında olan deneklere dijital dünyada yer alan insanların yoğun olarak kullandığı bazı uygulama, oyun ve terimlerin anlamları soruldu. Katılımcıların yanıtlarını hep birlikte izliyoruz. Denekleri kısaca tanıyoruz. İsmim Mecit, 34 yaşındayım. Ben Zeynep, 13 yaşındayım. Adım Ömer, 54 yaşındayım. İsmim Büşra, 32 yaşındayım. İsmim Osman, 34 yaşındayım. Adım Nisanur, 20 yaşındayım. Adım Yasin, 30 yaşındayım. Şükriye ben, 21 yaşındayım. Sadık ben, 32 yaşındayım. Adım Şamil, 35 yaşındayım. Ben Nisanur Tatar, 11 yaşındayım. Hazırsanız... Dijital sorgu başlıyor. Banlamak nedir? Banlamak, bağırmak gibi bir şey mi? Oyun dışı kalmak anlamında kullanılıyor. Engellemek. Engellemek. Atmak, yasaklamak bir oyundan olabilir, bir platformdan olabilir. Instagram, bilgisayarda takip. Sosyal medya platformu. Instagram, evet, sosyal medya. Fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Fotoğrafları paylaştığımız sosyal medya uygulaması. Sosyal medya. Fotoğraf paylaşma uygulaması. Instagram da aslında TikTok'a benziyor ama daha çok story, post gibi atıyorlar. Fake hesap. Ben de bilmiyorum. Sahte olan. Aslında var olmayan bir kişinin oluşturduğu kişisel bir kullanım kişi diyebiliriz. Sahte hesap. Sana ait olmayan ayrı bir hesap. Orijinal olmayan hesap. Kendi ismiyle açılmadan hani diğer hesapları daha rahat stalk etmek için kullanılan yalan hesap gibi. Başka biriymiş gibi davranıp onun adına hesap açmak. Loot nedir? Benim telefonum çalıyor galiba. Oh, galiba bilmiyorum. Bir fikrim yok. Toplamak. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Loot ganimet demek. Oyunlarda ganimet anlamına geliyor. Noob. Onu da duymadım. Ben 20'li yaşlarda değil miyim? Noob, yanlış değilsem oyunda acemiler için kullanılan bir tabir. Yani yeni oyuncu, çok başarısız olan böyle yeni öğrenen oyunu. Ben de öyleyim aslında. Lag? Biraz çağrıştırdı ama bir fikrim yok bunda da. Lagım düştü. Modum düştü gibi mi? Erişimin azalması gibi. Bilmiyorum.
Story? Story, hikaye. Öyle miydi? Emin değilim. Hikaye paylaşmak. Kişilere paylaşmak bildiğim kadarına. 24 saatlik gelip geçici hikayeler. Story, şu an o an yaptığı şeyleri paylaşıyorlar insanlarla. Hikaye ama bunlar tabii kelime manası. DM, yani direct message nedir? Bu mu soru gerçekten? DM, demo. Fikrim yok. Özel mesajlaşma alanı gibi. Özel mesaj, direkt mesaj. Kişiye gönderilen direkt mesajlar. İnsanların kendi özel yerine yazdığı mesajlar olarak adlandırılıyor. Hashtag. Hashtag. Beğenmek miydi? Like'dı galiba. Şey, bilmiyorum. Yani bir akımın içerdiği ve bir kızın başlattığı ya da bir erkeğin onu desteklemek amacıyla kullanılan hashtag. Kelimelerin başında kullanılan kare işareti, telefondaki kare işareti. Paylaştığım bir şeyin daha fazla beğeni alması için belirli kelimelerin başında olan bir işaret. Hashtag bir konunun öne çıkarılması için herkes tarafından kullanılan bir işaret. Konu başlığı diyebiliriz Twitter üzerinde. Herhangi bir şeyi etiketleyip atmak. Bunu da sürdürüyorlar genelde. Stalk, stalklamak. Stalk işte birisini uzaktan takip etmek, yani çaktırmadan hesabını falan karıştırmak. Yok, bunu kullandığı bir uygulama değil galiba. Uygulamanın içinde bir paylaşım gibi bir şey mi? Karşıdaki takip ettiğimiz kişinin haberi olmadan başka hesaplardan takip etmek. Aslında bir şekilde dedektiflik. Takip ettiğin kişinin seni daha sonra banladığında fake hesaptan onun nerelere gittiğini, ne yaptığını kontrol etmeye çalışmak. Birisini onun farkında olmadan sosyal medya üzerinde takip etmek. Hiç yapmadım, bilmiyorum. Birini rahatsız etmek, birinin fotoğraflarına bakmak. Gizlice. Mention nedir? Mention. Adam seçmek falan mı acaba? Bilmiyorum ki. Daha önce duymadım. Etiketlemek. Bir konuyla alakalı başka birisini konuya dahil etmek istiyorsan onu mentionlıyor. Onu mentionlıyorsun. Yani onu etiketliyorsun ki o da gelip görebilsin diye. Bir tweet üzerinden cevaplamak. Twitter. Twitter hesap. Yani gizli hesaplar Twitter. Sosyal medya platformu. Sosyal medya uygulaması. Facebook. Facebook. O da bizim bir hesap yani. Girip benim hesabım da var. Yani. Facebook'a girip çıkıyoruz. Takip. Çok eskilerde kalmış bir sosyal medya. Arkadaş sitesi. Troll nedir? Troll. Yabancı veya sahte hesap gibi algılıyorum. Kandırmak, şaka yapmak gibi bir şey sanırım. Şaka yapmak anlamında kullanılıyor. Kötü şaka. Kelime manası olarak bildiğim kadarıyla bir balıkçılık yöntemi. Denizin dibinin taranmasıyla küçük büyük her türlü balığın yakalandığı, pek de tasvip etmediğimiz bir yöntem. Tabii internet ortamında da farklı bir anlamı var. Birini kandırmak, eğlence amaçlı onunla dalga geçmek gibi bir anlam var diyebiliriz. Cici. Cici. Cici değil, cici. Cici. Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Güzel bir tabir ama anlamını bilmiyorum. Güzel olduğu anlamında oyunlarda genellikle kullanıyorlar. Good game demek. Oyun sonu karşı tarafa genelde kaybettiğinde veya kazandığında oyunun bittiğini anlatan şey. Random gülmek nedir? Random gülmek. Yani random gülmek. Random gülmek nedir? Bir şey diyemeyeceğim. Random. Random kelimesi rastgele nerede kullanılıyor bilmiyorum açıkçası. Fikrim yok. Bilmiyorum. Random gülmek dediğiniz klavyedeki bütün tuşlara bir şekilde basıyorsunuz. Aslında haykırırcasına çılgınlar gibi gülmek anlamına geliyor. Farklı harflere basarak böyle gülmüş gibi yapıyoruz. Ama gülmediğimiz oluyor tabii ki. Random gülmek mi demek? Nasıl anlamadım, anlamadım. Op. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Op. Op değil, OP. OP. Çok güçlü, overpower anlamına geliyor. TikTok nedir? TikTok yeni akımlar içerdiği bir uygulama olarak tanınıyor. İnsanların içerik üretip akım yaptığı ve yolladığı bir uygulama. Fenomen nedir? Bazı akımlar çekiyorlar, sonra ilgiyi duyuyorlar insanlar, sonra da fenomen oluyorlar. YouTube? Uzun videolar çekip attığın bir yer. Uzun videolar olan bir uygulama aslında. Ben çok izlerim, çok da severim. Deneyimizden de anlaşılacağı üzere dijital uygulamalara ve terimlere küçük yaştakiler daha hakim. Yaş arttıkça da insanların sanal dünyayı anlamak ve kullanmakta zorlandığını görüyoruz. Bu durumun bir çatışma oluşturmaması ve aile içi iletişimin kopmaması için ebeveynlerin çocuklarına sanal ortamda eşlik etmesi çok önemli.
Cinsiyet ve yaş grubu fark etmeksizin herkese hitap eden teknolojiler yüz yüze iletişimi gün geçtikçe azaltıyor. 4 kişilik bir aile üstünde yapılan araştırmaya göre 17-24 saatleri arasında aile üyelerinin evde birbirleriyle olan iletişim süresi sadece 1,5 saat. Araştırmada aynı kişilerin sosyal medya, televizyon kullanımı ve oyun oynamak için harcadığı sürenin yaklaşık 6 saat olduğu belirtiliyor. Başka bir araştırma çocukların aileleriyle birlikte oldukları paylaşımları yapmak istemediğini ortaya koyuyor. Ayrıca bu çocuklar aile içi iletişimde konu bulmakta da epeyce zorlanıyor. Adıyaman Üniversitesi'nde 425 öğrenciyle yapılan bir çalışmaya göre, üniversite öğrencilerinin yarısı sosyal medyayı günde 3 saat kullanıyor. Katılımcıların 4'te biri sosyal medyayı eğlenme amacıyla kullandığını belirtiyor. Pek çok uzman, dijital oyun oynayan çocuğunuzla yakınlık kurabilmeniz için onunla birlikte oyun oynamanızı tavsiye ediyor. Bu birliktelik, çocuğun anne babasıyla iletişim kurmasına yönelik büyük bir adım olacak. Yasaklayarak, yargılayarak çocuklarımızı dijital dünyadan uzak tutmak yerine, bu dünyayı iyice öğrenmek ve gerçek hayattaki gibi burada da yol gösterici olmak bizim elimizde. Dijital Çağda Ebeveynlik programının bir başka konuğu, özellikle sosyal medya üzerine çalışma ve söyleşileri bulunan dijital iletişim uzmanı Pınar Karancı Boran. Pandemi döneminde yaşadığımız en büyük zorluklardan biri de özellikle ebeveynler olarak çocuklarımızı dijital dünyadan uzak tutmak. Artık okulların, sokakların olmadığı bir dönemde evin içinde çocuklarımızla vakit geçiriyoruz ve onlar tabii ki dijital dünyada çok daha fazla yarar alıyorlar ve buradaki tehlikelerle de çok fazla karşı karşıya kalabiliyorlar. Avantajlarından da tabii yararlanıyorlar. Sosyal medya bizim en çok dikkat etmemiz gereken alanlardan bir tanesi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. En son söyleyeceğim, en başta söyleyeceğim. Çocuğunuz 13 yaşından küçükse sosyal medya uygulamaları kullanamaz. Nokta. Çocuğunuz 13 yaşından küçükse Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını kullanamaz. Nokta. Burada bir hesabı olamaz. Nokta. Bu yasal değildir. Çünkü bütün bu uygulamalar 13 yaşın altındaki çocuklar için kapalıdır zaten. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bizler ebeveyniz ya da yetişkiniz. Onlar çocuk. Biz de çocuk olduk ama onlar hiç yetişkin olmadı. Yani burada aslında empati kurması gerekenin her zaman ebeveynler olduğunu düşünüyorum bu noktada. Çocuklarımızın neye ilgisi varsa, neye hevesi varsa, oyun oynamayı çok seviyorsa onunla birlikte o oyunu oynamalıyız. Zaten normalde de çocuğumuz eğer bir oyun oynuyorsa sosyal medya platformlarında, dijital dünyada, o oyunu ilk önce bizim oynayıp nelerle karşılaşabileceğini öngörmemiz lazım. Çocuklarla yaptığımız görüşmelerde maalesef çocuklar benim 6 tane 7 tane hesabım var diyorlar. Ne yapıyorsun bu hesabı bu kadar diyorsun? Stalkluyorum diyor. Yani başkalarının hesaplarına bakıyorum diyor. O yüzden bizi dinleyen velilerimiz için özellikle şunu altını çizmek istiyorum. Çocuklarınız 13 yaşından küçükse lütfen çocuklarınızı sosyal medya kullandırtmayın. İzlediği bir YouTube kanalı varsa rol model olarak alıyor gençlerimiz son dönemlerde YouTube fenomenlerini ya da diğer sosyal platformlardaki fenomenleri. Neyi rol modeli aldığını, neye imrendiğini oturup birlikte izlemeliyiz. Biz de onu hevesle izliyor gibi gözükürsek eleştirmeye de hakkımız olacak. Ama onu anlamadan yapacağımız eleştiriler maalesef çok fazla geçerliliğini, karşı taraf için geçerliliği sağlamıyor. Sanki 98'lerden sonra falan daha fazla varmış gibi. Genelleme yapmak çok doğru olmaz ama ben bunun sebebini de daha çok dışarı çıkamamakla, onlar fazla vakit geçirmemekle, anı biriktirememekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bence yaş aralığına bağlı ama sosyal statüye de bağlı, onun yaptığı işlere bağlı, okulu okuyup okumadığına bağlı, bir sürü şeye bağlı. Biz gençler olarak çok fazla teknolojileri denemeye, deneyimlemeye çok fazla açız. Bundan dolayı da bazı noktalarda o ailemizle kurduğumuz iletişim vakitleri maalesef teknolojiye kayabiliyor bazen.
insanların kuşak olarak adlandırılmasından ziyade yetişkinlerin gençleri, gençlerin de yetişkinleri gerektirdiği kadar anlamamalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Gençlerin ve kendi neslimin arasında bir iletişim kopukluğu var. Bunun sebebinin şu anki dönemde başta pandemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda hepimiz teknolojik aletlere muhtaç kaldık. Bunun ben çözülebileceğini düşünüyorum daha fazla sosyalleşerek. Ufak çocukların eline de şu anda doğduklarından hemen sonra tablettir, bilgisayardır veriliyor. O sebeple bence kesinlikle iletişim problemi, iletişim kopukluğu oluyor. Çok fazla telefonla, televizyonla vakit geçirmek insanlarda iletişimsizliği ortaya koyuyor. Yani ufak, büyük, orta büyüklükteki ekranlara bakıp sohbet etmeyi unutuyoruz bence. Benim 2 yaşına yakın bir yeğenim var ve benim onunla kurduğum iletişim bile örneğin azalıyor. Çünkü mutlaka gün içinde dikkatinin ben televizyona, ortamda açıksa müziğe, telefona, hatta oyuncakları varken bile yani bizle oynamak yerine gidip telefonu alıp bizden uzak bir yerde onunla ilgilendiğini görebiliyorum. Ebeveynler olarak çocuklarımızla yakınlaşabileceğimiz fırsatları iyi değerlendirirsek, ekranlar karşısında da onlara rehberlik edebiliriz. Sanal dünyada yalnız bırakmayacağımız çocuklarımız, bir risk ya da tehdit durumunda bunu ebeveyniyle paylaşma cesaretini de kendinde bulacaktır. Şimdi belli başlı ayarlar var. Gizlilik ve güvenlik için çocuklarımızın gizliliğini ve güvenliğini sağlamak da yine bizim sorumluluğumuzun altında. Şu neler yapabiliyorsunuz peki bütün bu uygulamalarda? Yani WhatsApp'ta, Instagram'da, TikTok'ta bunların hepsinde şu ayarlar var. Yani benim çocuğumu kim takip edebilsin, kim takip edemesin? Benim çocuğumun fotoğraflarını kim görebilsin, kim göremesin? Nerede olduğunu kim bilebilsin, kim bilemesin? Benim çocuğuma kim yazabilsin, kim yazamasın? Gibi bütün bu ayarları yapabiliyorsunuz. Ve bu ayarları aslında yapmanız öyle çok zor değil. Çocuğumuzla birlikte yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve maalesef çocuklarımıza yazan çok insan var. Pedagogların da çok söylediği aile meclisleri, aile toplantıları önemli. O yüzden çocuklarımızla birlikte haftalık ya da aylık aile toplantıları yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben de aynı şekilde. Ve burada birlikte bir sözleşme imzalanabilir. Sosyal medya kullanım sözleşmesi. Karşılıklı anlaşma sağlandığı zaman, çocukları da işin içine dahil ettiğimiz zaman daha fazla verim alabileceğimizi düşünüyorum. Ülkemizde de maalesef pedofili vakaları çok görülüyor ve çocuklarımıza yazmaya çalışan ve çocuklarımızla iletişime geçmeye çalışan çok insanla karşılaşıyoruz. Ve maalesef yine çocuklar hesaplarını açık bir şekilde, herkese açık bir şekilde kullanıyorlar. Bu aynen şuna benziyor. Evin kapısını açıp her kim olursan ol gel demeye benziyor. O yüzden lütfen çocuklarımız 13 yaşından büyükse hesaplarını biz kontrol edelim. Hesaplarında hangi paylaşımları yapmış, kimi takip ediyor, kimi takip etmiyor diye bakmanızda herhangi bir sakınca yok. Ama şunu demiyorum, çocuğunuzun dedektifi olun demiyorum. Şu dönemdeki yetişkinleri dijital göçmenler, dijital içinde doğmuş çocukları da dijital yerliler olarak tanımlıyoruz son dönemlerde. Biz ne kadar ilgili olmasak da çocuklarımız için onların daha iyi bir kullanıcı olması için bizim de biraz o ortamlarda bulunmamız gerekiyor. Ve sosyal medya sözleşmelerinde birlikte izleyeceğiniz, yapacağınız etkinlikler, sayfalar, oyunlar, tek başına yapacağı sayfalar, oyunlar, kaç saat izleyeceği, onun dışında yapabilecekleri. Çünkü maalesef sosyal medyayla yetişmiş, dijital platformlarla yetişmiş çocuklar o ortam olmadığında ne yapacaklarını bilmiyorlar. Elbette yaş büyüdükçe sizin rehberliğiniz azalacaktır. Ama bu platformlara çocuklar yeni yeni adapte oluyor. Bizler de aynı şekilde aslında yeni yeni adapte oluruz ve bu ortamlarda çocuklarımızın ellerinden bırakamayız. Aksi halde çocuklarımızı bir anda, bir günde, bir mesajla kaybedebiliyoruz. Çocuklarınızla daha nitelikli, derin bir iletişim kurmak ister misiniz? İşte size harika bir fırsat. Ekransız zamanlar, kendi ailenizle, kendi evinizde gerçekleştirebileceğiniz en kolay yöntemi sizinle paylaşıyor. Bir hikaye ya da bir kitap yeterli. Okuyun, anlatın, sohbet edin ve sonrasını çocuklarınıza bırakın. Çocukla kaliteli zaman geçirmenin altın bir kuralı var. Çocuğun dünyasına girebilmek. Bu dünyaya çok basit bir yöntemle dahil olabilirsiniz. Hikaye ve masal anlatarak. Peki masal nasıl daha keyifli ve kaliteli anlatılabilir?
Ekransız Zamanlar köşesinin bugünkü konuğu Uğur Tutkun bu soruya yanıt vermeye çalışacak. Tutunuyorsunuz önünüzdeki demir kabzalarda ve masal halısı gökyüzüne doğru yola çıkıyor. Masalı çocukları hikayeye dahil ediyormuş gibi anlatmaya çalışmak onların masaldan daha çok keyif almasını sağlar. Özellikle ilkokul ve ortaokul yaş grubundaki çocuklar için fiziksel mekan ve tasvirler büyük önem taşır. Acaba burası neresi? Bir bakmışız ki Osmanlı zamanında Kanuni Sultan Süleyman devrinin ortasına düşmüşüz. Masal ve hikaye anlatımında mekan tasvirlerine yer verilmesi hem anlatımı zenginleştirir hem de çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlar. Güçlü mü güçlü? Güzelce bıyıkları olan, uzun boylu, kafasındaki fesiyle birlikte güzel güzel bakan bir kişiden bahsedeceğim. Kim? Sinanettin Usta. Yani sizin bildiğiniz tabirle Mimar Sinan'dan bahsedeceğim. Mimar Sinan çok güzel bir cami yapacak. Ama istiyor ki camide en önde imam namaz kıldırırken veya hutbede konuşurken en arkadaki kişiye kadar sesim her yere yayılsın. Masal veya hikaye anlatımında vurgular, tonlamalar iyi düzeyde yapıldığında anlatılan olay çocuğun hafızasında yer edinir. Mimar Sinan düşünüyor. Bunu nasıl yapabilirim? Eğer ben caminin arasında küplerde boşluk bırakırsam o sesi dağıtmış olurum diyor. Ve Süleymaniye Camii'ni yaparken iki blokların arasında boş odacıklar bırakarak sesin her yere yayılmasını sağlıyor. Masal ve hikayelerde kullanılan kelimelerin her biri çocuğun hayal dünyasında rengarenk tablolar çizer. Bu zihinsel zenginlik çocuğun doğru konuşmasına da zemin hazırlar. Eline bir bal kabağı gibi güzel bir sütun alıyor, çalmaya başlıyor. Tıs, tık, tak diye çaldıkça sesin yayılışını ölçüyor. Masalda geçen eşyadan birkaçının odada bulunması, öykünün daha gerçekçi ve anlatımın daha güçlü olmasına vesile olur. Sultan Süleyman geliyor, Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bu camiyi çok beğeniyor ve o sırada küçük bir çocuk geliyor. Bu caminin minaresi yamuk biliyor musun? Çocuklar masal ve hikaye dinleyerek büyür. Çocuğun hayal kurması, anlatıcının jest, mimik, vurgu ve tonlamasından etkilenmesi, ayrıca anlatıcıyı kendine rol model alması, çocuk için bir gelişim ödevi ve unsurudur. Caminin minaresine ip bağlattırıyor ve iple diye çekerek düzeltmeye çalışıyorlar. Aslında cami minaresi eğik değildi. Sadece çocuğun kalbini kazanmak için Mimar Sinan ip bağlatıp minareyi düzeltmişti. Dijital dünyada sağlıklı medya alışkanlıklarını birlikte keşfetmek ve yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Çok da oluyor, az da oluyor aslında. 1 saatte 4 saat arası yazın. Yazın çok az takılıyordum, sürekli dışarı çıkıyorduk ama okul başlarına çıkamıyoruz artık yani. Haftada bir kere falan. İnternet az görüyor ya, 800 lira telefon faturası. Aa baba, sürekli söylüyorsun her yerde. Ayıp değil mi insanların karşısında? Ben nereden geldiğini de öğrendim. O da PUBG'den gelmiş. Bizi istemeden gelmiş PUBG. PUBG ne? PUBG işte dediği uygulama. Bu mu soru gerçekten? Uygulamadan yanlış bir linke basmıştım bir kere. O yüzden yüklü bir miktarda para gelmişti hesabıma. Hayır, yanlışlıkla yaptım baba. Linke basmışım yanlışlıkla. Sonra sürekli atmaya başlamış.